Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Alfas hissesini değerlendireceğiz. Alfas'ta iki tane dip ve bir tane tepeden oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği önemli bir direnç bölgesine gelmiştik. Bu bölgenin yukarı yönünü aşılamadığını ve düşen bir trend oluşturduğunu görüyoruz. Direnç bölgesinin aşılamamasıyla oluşan bu beyaz düşen trend yukarı yönünü kırılmadıkça al pozisyonu oluşmayacaktır arkadaşlar. Fiyatların yatay destek bölgesi olan 136 TL'lere kadar düşme riski vardır. Yükseliş gelmesi ihtimalinde ise fiyatlarda 166 TL'lere doğru bir yükselişin olma ihtimali vardır. Fiyatların 165-166 TL'lere kadar yükselmesi bir alım fırsatı oluşturmaz arkadaşlar. Bu bölgelerde hala düşen trendinin altında olacağından dolayı fiyatların tekrardan aşağı yönlü baskılanması beklenir. 165 TL'nin üzerinde günlük kapanış yapmadıkça hala fiyatlarda düşen trend görünümü olacağından dolayı sakince beklemek daha doğru olacaktır. Yeni alım yapacak arkadaşlar veya elindeki lot sayısını yükseltecek arkadaşlar lütfen burada oluşan düşen beyaz trendi çizsinler. Bunun her geçen gün fiyatları aşağı yönlü değişmektedir. Bakın yarın için 165.8 olarak görülüyor. Pazartesi günü 165 olarak görülüyor. Salı günü 164.8 olarak görülüyor. Bu şekilde aşağı doğru gelen bir direnç bölgesi vardır. Bundan dolayı bu bölgeler aşılmadıkça buralara doğru yapacağı hareketliliğin tepki hareketi olduğunu, asıl olanın fiyatların baskılanmasıyla birlikte aşağı yönlü destek noktalarına doğru inmesi olduğunu düşünüyorum. Ciddi yükselmiştir arkadaşlar. Burada oluşturulan yükselişlerin bir konsolidasyon düşüşü oluşturmasını beklerim. Bakın buradaki yükselişin konsolidasyon düşüşü buradaydı. Buradaki yükselişin ise konsolidasyon düşüşü burası değil arkadaşlar. Yani bu düşüş buradaki yükselişin bir konsolidasyonunu yapmayacaktır. Bu düşüş buradan olan yani 50 TL'lerden itibaren fiyatın 170 TL'lere kadar yaptığı yükselişin genel bir konsolidasyon düşüşü olacağından dolayı zamansallığın daha yüksek olduğunu, para kazanmanın daha zor olabileceği bir aşamadan geçeceğini ben düşünüyorum. Çünkü bakın burada kısa oldu. Çünkü bu yükselişin bir konsolidasyon konsolidasyonuydu. Ancak buradaki düşüş dediğim gibi buradaki yükselişin bir konsolidasyonu olmayacak. 50 TL'lerden gelen yükselişin konsolidasyonunun yapılacağını beklediğimden dolayı burada kısa vadede yükseliş işin açıkçası beklemiyorum. Olursa da bu yükselişi 165 TL'ye kadar bir tepki yükselişi olarak bekliyorum. Yani bir yükseliş trendi oluşmasını beklemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz düşen trend yukarı yönlü kırılmadıkça yani 165 TL kırılmadıkça bu bölgeye kadar olacak yükselişler tepki hareketidir. Bu bölgenin kırılmasıyla düşen trendde kırılacağından dolayı bir yükseliş trendi oluşturacaktır. Benim Alfas'tan bir süre bu şekilde bir yükseliş trendine girmesini beklemiyorum. İşin açıkçası fiyatlarda destek noktamız 136 TL, direnç noktamız ise 165 TL olarak geçmektedir. Desteğimiz yatayda bir destek, direncimiz ise düşen dirençtir ve her gün direnç seviyesinin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Arkadaşlar kısa vadede 165 TL'nin de üzerinde fiyatlar bekliyorsanız teknik analiz bize olmayacağını söylüyor. Ancak para grafiği çizer. Bunu kimse bilemez. Benim şahsi görüşümde 165 TL'nin üstünde bir süre Alfas hissesinin olmayacağı yönünde ve fiyatların baskılanacağı yönündedir. O yüzden kısa vadede işlem yapan arkadaşlar buna dikkat etsinler. Uzun vadede işlem yapan arkadaşlar için bir şey söyleyemem. Destek ve dirençlerimiz bu şekildedir. Yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmak suretiyle izlerseniz Coin Bulucu'yu da mutlu etmiş olursunuz. Bol kazançlar diliyorum.